is gone. Overcast. Merhaba, ben geçen hafta bir video paylaştım. Hem bayramla ilgili hem bir orman yürüyüşü yaptık birlikte. Tüm karantina sürecini köyde geçirdim. Birkaç farklı video izledim. Onlardan hem ilham aldım. Sizinle onları da paylaşmak istiyorum. Açıkçası ben evde olmaya alışık değilim. Bunu hep söylüyorum. Sosyal olmayı çok seviyorum. Faro çok küçük bir şehirdi, Portekiz'de yaşadığım şehir. Hem orada yaşamak beni çok değiştirdi. Hem karantina dönemi, yani Covid sonrası hayatımızdaki değişiklik de beni çok değiştirdi. Hem de bu Foça'da geçirdiğim zamanlarda da aslında birçok konuda çok değiştiğimi ve farklı hissettim, farklı düşündüğümü gözlemliyorum bu süreçte. Ailemle kahvaltı yapmak çok değerli çünkü bu dönemi ben bir daha yaşayamayacağım büyük ihtimal. Yani birçoğumuz yaşayamıyoruz iş hayatından sonra. Bir iki hafta içerisinde artık böyle evde duramayacağım bir hayata geçmiş olacağım. Ama bu benim için heyecanlı bir dönem olacak. Çok heyecanlıyım. Yani hayatımda büyük değişiklikler oluyor ve sizinle de yakın zamanda paylaşmayı ümit ediyorum. Hep böyle yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yapıyoruz, bir şeyleri fark ediyoruz, onlara şükretmeye başlıyoruz ya. Ben hep böyleyim açıkçası. Ve benim şu an Foça'da, köydeki hayatım, köyde geçirdiğim vakit, özellikle bugün sonunda farkında olduğum, yani değerini bildiğim ve keyifle yaşadığım uzun zamandır ilk gün diyebilirim neredeyse. Foça'da genelde köyde şöyle bir hayatımız var. İşte sabah Herkül mutlaka yanıma gelir. Birlikte bir sabah ritüeli olarak bir yorganla kavga etme oyunu oynamayı çok seviyor. Onu oynarız. Daha sonra sabahları çok aç kalmaya dayanamıyorum açıkçası. O yüzden sabah mutlaka ailemle birlikte bir kahvaltı yapıyoruz. Mutlaka mesela öğlen kahve içeriz ve bazen Sevinç abla var komşumuz. Onunla birlikte kahve içiyoruz. Bunun değeri çok büyük bizim için. Özellikle bu köydeki hayatımızın en güzel yanı ama en güzel yanı çok güzel komşularımız var. Tabii ki doğa içindeyiz ve böyle temiz havaya doymuş oluyoruz. Ve bir diğer önemli şeyse ama belki de doğadan bile daha önemlisi komşu kültürü ve komşularımızla ilgili bu kadar şanslı olmamız. Biz açıkçası hayatta hep komşularla ilgili şanslıydık. Karşıyaka'da büyüdüğüm mahalleden tutun, işte Mavişehir'deki komşularımız olsun, Ankara'da yaşadığımız dönemdeki komşularımız olsun, neredeyse her zaman böyle çok yakın ilişki kurduğumuz komşulara sahip olduk. Ve bizim için çok büyük bir şans bence. Arkadaşlık, akraba ilişkileri, komşu ilişkileri vesaire, bunlar günümüzü güzelleştiren şeyler bence. Bir iş stresinden, bir okul stresinden sonra insanın eve girip kafasını soktuğu yuvanın etrafındaki insanların güzel olması bence çok değerli ve bulması daha da zorlaşmış bir şey. Açıkçası Foça'da da gerçekten yapmayı en sevdiğim şey benim. Komşularımıza kahve içmek, onlarla gün içine sohbet etmek. Doğa yürüyüşleri neredeyse hiç yapmıyorum. İtiraf edebilirim şu an bunu. Geçen haftaki çektiğim video sayesinde doğru düzgün böyle bir yürüyüş yapmış oldum. Uzun zamandır ilk kez. Ve de şöyle bir video izledim. Başka bir dönemin insanı olmalıydım diye bir video. Öncelikle şöyle bir şey söylüyor. Eskiden insanlar daha mutlu, hayat daha güzel miydi gerçekten? Yoksa bu her çağın yaşadığı bir illüzyon mu? Diye başlıyor video. Zaten bu soru bile böyle gerçekten birçok şey düşündürüyor. Bu sadece çağla alakalı değil bence. Şu an bile ben de, yani bu kadar aslında keyif alabileceğim, bulunmaz nimet olarak gördüğüm, doğa içinde olmak, yürüyüş yapmak, ailemle olmak, işte komşularımızın olması, güzel bir hayatım olması vesaire, bunları geçiyorum yani. Direkt beynim şunu düşündürüyor bana veya ben düşünüyorum. Ama bunu fark etmek de bence güzel bir şey en azından. Diyorum ki işte benim Portekiz'de ne kadar güzel bir hayatım vardı. 18 yaşındayken şöyle bir doğum günüm vardı, ne kadar güzeldi. Keşke yine öyle bir şey yaşasam. Ya da diyorum ki acaba 5 yıl sonra nerede olacağım? İşte seneye şuraya taşınabilecek miyim? Keşke bir daha olsaydı gibi böyle yüz binlerce düşünce geçiyor aklımdan. Ve açıkçası meditasyon yapmaya başlamamın en büyük nedeni buydu. Düşünmeyi durduramıyordum. Çok önyargılı olduğum bir konuydu. Çünkü ne olduğunu da bilmiyordum. Gördüğüm şey insanlar böyle duruyorlar ve yani işte Nirvana'ya ulaştıklarını iddia ediyorlar vesaire. Aslında özünde söylemek istediğim şey şu ki şu an elimizde olan tek şey bulunduğumuz an. Şu an neredeysek, ne yapıyorsak, çay içiyorsak, çayı içmemiz bir eylem ve biz bu eylemi yaparken bile yüz bin tane şey düşünüyoruz ve çayın aslında tadını bile fark etmeden içmiş oluyoruz.
Yani bu şey olmak zorunda değil, böyle metropol bir hayatta işte öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ve bu yüzden her şeyi kaçırıyorsunuz gibi bir suçlamadan ziyade bu genel olarak beynimiz sürekli çalışma modunda. Sürekli bir şey yaparken başka bir şey yapma derdine. Çünkü buna da biraz belki alıştık. Bununla büyüdük belki. Güzel diye gördüğüm koşulda bile kendimi çok şikayetçi, çok mutsuz büyük beste olarak görebiliyorum ve buna inanamadım fark ettikten sonra. Videonun devamında şöyle bir şey söyleyeceğim. Peki ben geçmişe baktığımda bugün nelerin eksikliğini hissediyorum? Yani neden hep böyle 20'lerde yaşamak isterdim, 80'lerde yaşamak isterdim? İşte şu dönemde İskoçya çok güzelmiş, keşke orada o dönemde bulunabilseydim diyoruz. Ve sorunlar aynı. Şu an nasıl dünyada bir savaş olduğu için hepimiz bir acı çekiyorsak, nasıl bir virüs geldi ve hepimiz bu yüzden acı çekiyorsak, kayıplar yaşıyorsak, aynı şeyi 20 yıl önce de başka bir ülkede başka bir insan yaşadı. Bu Fransa gibi gelişmiş ve güzel bir ülke de dahil buna. Her zamanın, ülkenin, her türlü yaşam tarzının içinde bir takım sorunlar oluyor. Devamlı şunu söylüyor. İnsanoğlu için yıl, zaman ne olursa olsun dertlerimiz, zorluklar pek değişmiyor gibi. Nostalji, şimdiki zamanın acılarını inkar etme hali aslında. Gerçekten belki de bu bir bahane, bu bir kaçış olduğu düşüncesi bana çok mantıklı geldi. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ben şu an gerçekten birçok kişinin şanslı görebileceği bir hayat yaşıyorum ki bence şanslıyım da. Ama ben bu hayatın içinde 2 haftamı bu ormana çıkmak varken evin içinde oturup video izleyerek, işte oturup bu hafta ne video çekeceğimi düşünerek ve gerçekten yatağımdan çıkmayarak geçirdim. Buna da tamamım, buna da bir sorun yok belki ama şu an mesela 1-2 hafta içinde buraya belki de 2 ayda bir gelebileceğimin bilinciyle şu an bunun tadını çıkartmaya başlıyorum. Şu an düşünülmesi gereken şey kaçırdığım zaman işte nasıl ben böyle bir şey yaparım gibi bir düşünceden ziyade aslında şikayet etmek isteyince veya o yönden bakmak isteyince yaşadığımız her çağda, her dönemde, her zaman bir bahane bulabiliyoruz bence. Ben Faro'da çok mutlu bir hayat yaşadım. Gerçekten çok güzel günler yaşadım. Ve aslında böyle bakınca orada üzgün olduğum günler de çok fazlaydı. Ama mutlu olduğum günler de çok fazlaydı. Ama şimdi buraya geldiğimde, İzmir'e geldiğimde düşündüğüm tek şey tamamen iyi anılar ve keşke o günleri bir daha yaşasaydım düşüncesi. Veya belki üzgün olduğum anları düşünüp ah ya ne kadar da üzüldüm diyorum belki. Yani ya da gelecekte işte şu olursa, başıma bu gelirse ben bu durumda ne yaparımı düşünerek şu anımı öldürüyorum. Aslında yani şimdi yaşam hani böyle klişe laflar var ya böyle konuşmacılar hep söyler işte gün bir gün o da bugün gibisinden işte şu anın tadını çıkartmalıyız. Yani bu böyle çok pozitif bir şeyden ziyade aslında şu an acı çekiyorsak acı çekelim. İşte şu an gülüyorsak gerçekten gülelim. Şu an su içiyorsak gerçekten bir şey düşünmemeye çalışarak mümkünse suyu içiyorumu sadece düşünerek suyu içelim. Bu tarz değerler hatırlatılmalı gibi geliyor bana. Yani ben mesela bu videoyu izlediğim için çok mutlu oldum ve bana birçok şey hatırlattı ve fark ettirdi. Ben de belki size o videonun aracılığıyla böyle bir video çekerek bir şeyler paylaşmış olurum. Ve videonun devamında şöyle bir şey söylüyor. Bugünün kaynaklarını beni mutsuz etmek için tasarlanmış araçlar gibi hissettiren, gösteren, o dönemin imkansızlıklarını da daha değerli kılan şey ne? Bunu sorguluyor kadın ve müthiş bir sorgu bence bu da. İşin şöyle bir yanı da var bence. Sosyal medyadaki insanlarla kıyaslıyoruz. Yani kendi zamanımızda veya başka ülkelerin zamanıyla onların ekonomik durumları vesaire kıyaslamayı bitirdiğimiz noktada belki. Veya bunun yanında bir de sosyal medyada gördüğümüz hayatları kıyaslıyoruz. İşte çok mutlu gözüküyor, ben şu an değilim. Çok güzel giyinmiş, ben işte bu şekilde giyinemiyorum gibi. Sürekli bir kıyas ama ben bu konularda sosyal medyaya suçlamamız gerektiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Evet birçok yandan kötü yanı var. Ama bir o kadar da sosyal medya olmasa da bizim aslında günlük hayat içinde kendi kendimize yaptığımız işte dünümüzle bugünümüzü kıyaslama gibi ve ondan aynı şeyi beklemek, dünkü mutluluğumuzu bugün de beklemek ve bu yüzden bugünkü mutluluğumuzu daha az görmek. Sürekli bir kıyas halinde olmamız birçok şeyi kaçırmamızı kaçırmaktan da ziyade hadi, böyle hayatı çok daha zorlaştıran bir huy bence. Ve bende de çok olan bir huy ne yazık ki. Ve ben de bu videoyla birlikte size de söz vermiş olayım. Biraz daha böyle bilinçlenerek aslında
gerçekten elimdekilerin değerini bilerek yaşamak istiyorum artık. Geçmişin günümüzden daha iyi olduğuna inanarak içinde bulunduğumuz zamanın zorluklarıyla yüzleşmekten kaçınıyoruz. Böylece şimdiki zamana uyum sağlamamız da zorlaşıyor. Buna da altın çağ safsatası deniyor. Yani aslında nostalji bugünkü sorunlarımdan kaçıp sığındığım yer olabilir mi? Bu video sayesinde hep beraber sorgulayabiliriz bence. Videonun bir linkini mutlaka aşağıya bırakacağım. Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben dediğim gibi hareketli bir yapıya sahibim. Hareketli bir hayata da sahibim normalde. Ve bu süreçte çok fazla sessiz vlog adı verilen, aslında çok tamamen sakin, çok tatlı görüntülerin olduğu ve hiçbir şekilde belki müzik bile konulmayan videolar izliyorum bazen. Bu tarz kanalları merak ediyorsanız veya izlemek istiyorsanız sakinleşmek için uyumadan önce böyle bir video eşliğinde uyumak belki size de iyi gelir. Çünkü bana iyi geliyor açıkçası. Hemen 3 kanalı da hızlıca öneriyorum ve bu videoyu kapatıyoruz. The Cottage Fairy, Her 86 metrekare. Bunu ekrana yazacağım. Kesinlikle böyle okunmuyor. Her 86 metrekare diye Türkçe'de söyleyebiliriz. Ve Nazilok kanalda benim çok sevdiğim bir arkadaşımın çok daha yeni açtığı bir kanal. Çok yeni olmasına rağmen ben çok beğenerek izliyorum. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorum işini. Arkadaşım diye demiyorum yani. Bunlara bakmanızı öneririm. Belki o sakinlik bana iyi geldi açıkçası. Benim de biraz dinginleştirdi. Belki size de iyi gelir. Bu kadar söyleyeceklerim. Yani sadece biraz beyin fırtınası yapabileceğimiz ve hep beraber bir düşünmek ve sorgulamak istedim açıkçası. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Gidelim mi? Gidelim mi?